Yusuf Kerim Duman, oyun çok güzeldi. Mehmet Hocama buradan çok teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyen İskender Başkan'a ve Alişe Özdemir'e, halk eğitimden bize yardım eden kişilere çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. İsmim Furkan Soy, ismim Köme Ağaç. Oyundaki rolüm Eren'di, Eren rolünde. Arabayı çarpıp babama olanları çaktırmadan arabayı tamir ettirmeye çalışıyordum. İzimi kaybettirmeye çalışıyordum. Güzel bir oyundu. İkinci defa sergiledik. İkinci oyunumuz daha güzel oldu. Buraya gelip bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Doğa Korkmaz. Oyundaki adım Aşkın ve Doğa'ydı. Ben bu oyuna çok severek hazırlandım ve bu ikinci çıkışımızdı. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ekip arkadaşlarının hepsini çok sevdim ve çok güzel bir şekilde hazırlandık. Yani umarım size beğenmiştirsiniz. Merhaba, adım Yusuf Özdemir. Kazanamayanlar ve çocuk yetiştirme rollerinde oynadım. İlk rolümde Bilal Esat adlı kişinin babasıydım. İkinci rolümde kazanamayanlarda kazanamayan bir bireyin çocuğunu canlandırıyordum. Hep beraber çok eğlendik, çok teşekkürler. Muhammed Efe Özdemir rolümde sürekli kursa giden bir çocuk var. Ve bu yüzden hayattan bıkan bir çocuk var. Oyun çok güzel geçti ve buradan Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ederim. Ben İbrahim'cim arka bakacak. Biskeç'te babayı, biskeç'te tamirci oynadım. Yani ağzından bir sözü yok. Geldi gözüne yaptık. Flow yaptık. Bunu oynadık. İkinci kez oynuyoruz. Bayağı güzeldi bu sefer, daha hatası. Yani gayet güzeldi. Ben de Faruk Özgür. Ben de bir rolde babaydım. Bir rolde de aynı şekilde baba ve arkadaşımızın oğluyduk. Gayet güzeldi, gayet eğlendik. Gelenlere teşekkür ediyoruz, izleyenlere gelenlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Yehir Türkeş. Bir rolde evin annesiydim. İki rolde de evin kızıydım. Çok eğlendik. İzleyenler de umarım çok eğlenmişlerdir. Fatma Nur Oğuz, Miras Kavgası, Safi Alan ve Yenge ekibinde oynadım. Çok güzel bir çalışma ekibimiz var ve hepsiyle çok güzel bir şekilde hırsla ve mutlulukla, sevinçle hazırlandık. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum ve oyunumuzu izlemeye gelen kişilere de çok teşekkür ediyorum. Adım Muhammed Mustafa Seçkin. Çocuk yetiştirmedeki İbrahim rolünü oynadım, baba rolünü oynadım. Hani biz provalarda çok eğlendik. Umarım gelen seyircilerimiz de sizler de çok eğlenmişsinizdir. Adım Muhammed Furkan Yıldırım. Ben 3 farklı oyunda oynadım. Birisinde evin babasıydım, birisinde ikisinde kılıbık bir kocaydım. Biz hazırlanma sürecimiz çok güzel geçti. Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu süreçte. Bizi en iyi şekilde hazırladığı için. Çok eğlendik biz hazırlanırken. İnşallah izleyenler de bir o kadar eğlenmiştir. Ben Zübeyir Fırat. Oyunda bir tanesinde babaydım kazanamayanlarda. Ben yengelere babaydım. Ondan dolayı çok bir şey olmadı. Vallahi hazırlık süreci aceleci ve hızlı geçti. Çok hazırlanamayabilmiş olabiliriz. O da kusurumuz olsun. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben Furkan Ersen. Oyundaki rollerim biri emlakçı, birisi de kazanamayan çocuk rolünde oynadım. Çalışmalarımız çok zevkli, eğlenceli geçti. Umarım siz de izlerken çok zevk alarak izlersiniz. İsmim Mehmet Peşket. Gerçekten de çok yetenekli arkadaşlarla çalıştık. Burada Hasan Gülpınar hocamın da çok emeği var. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Çok saygılı, sevgili, güzel, yetenekli arkadaşlarla çalışıyoruz. Ve en önemlisi Gölbaşı'nda tiyatroya aç olan çocukları tiyatroya doyurup üniversiteye gönderiyoruz. Ben Gölbaşı'nda hiçbir eğitimini almasam da yanımıza gelen gençlerin, halk eğitime gelen gençlerin tiyatroya doyurup üniversitelere, evlerine gönderiyoruz yani. İki oyunumuz yalan. İzleyelim, görelim. Anne, aşkın bugün bize gelecek ya. Ders çalışmaya. Biz kendimizce bir plan yaptık. Dedik ki birlikte ders çalıştıktan sonra acaba film mi izlesek diye düşündük. Tabii sen izin vermezsen yapmayız da sonra geç olur. Aşkın bizde kalsa olur mu lütfen? İzlemeyin filmi, geç olmasın hani. Bu ya kadar basit. Ya bütün kızlar birbirinde kalıyor. Çok önemli bir şey oldu anne. Anne çok önemli bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu anne. Çok kötü bir şey oldu. Söyle ne oldu? Anne valla ben çok hızlı gitmiyordum. Ağaç bir anda karşıma çıktı. Ne acı? Anne bak her şeyi yaptım. Emniyet kemerimi taktım. Aynalarımı kontrol ettim. Debriyajdan ayağımı yavaşça çektim. Sonra bir şöyle bir toz bulutu beyaz öldüm sandım. Hava yastığı bu ya. Sen arabayı mı çarptın herhalde? Anne ağaç arabaya çarptı. Saçma sapan konuşma, sende bir şey var mı? Bende bir şey yok. Tabii sende bir şey yok, geri zekalı. Araba nerede? Anne tamirciye bıraktım, akşama kadar halledeceklermiş. Kurban olayım, babama bir şey çaktım ya. Bugün çıkmasın evden ya. Ne diyeceğim ben şimdi?
Günaydın canım annem ya. Valla bugün bir neşem yerinde. Aşırı mutluyum ya. Hele bir de kızımı görünce var ya, neşem yirmiye katlı. Bir de oğlan, oğlana katmayalım şimdi ya. Ya bugün diyorum ki madem arabayı yeni aldık, ya gidelim kahvaltıyı yapalım gölün karşısında. Dönüşte de bir de Antep'e uğrarız, bir yemek yeriz. Eren bak kıyamı unutma, hayvanat bahçesine de uğrayacağız. Arkadaşlarına bir şey yaparsın sen, bir takılırsın tamam. Lan hatta arabada yatalım ya. Abartma. Yastıkları hazırla kızım. Baba. Ya. Besini de tavada yer miyiz? Olur be, yeriz be. Yok yok, ne tavası ne besnisi ya Allah aşkına. Sen hiç duymadın mı haberlerde? Bas bas bağırıyorlar dışarıda asit yağmurları var diye. Ya ne asit ne yağmur? Evin içinde değiliz, arabadayız sonuç olarak. Ne olur? Yok yok, çıkamayız. Niye? Eren'in kız arkadaşı geldi bizimle tanışma. Aceleden bir konuşturtmadın ki ya. Evet baba, ben çok seviyorum, artık ne olacaksa olsun. Oğlum bana niye söylemiyorsun ya? Yem sen bu salaklıkla nasıl kız tavlayabildin de anlayamadım. Neyse. Ben bir üstümü de hatta böyle daha samimi olur efendim. Değiştir. Anne olmaz ya, kız benim okuldan arkadaşım. Vallahi rezil olurum. Niye, benimle sevgili olmak ayıp bir şey mi? Evet. İğrenç hatta. Of, saçma sapan konuşmayı bırakın. Bakın ben sizi kızla beraber çay koymaya yollayacağım, tamam mı? O zaman her şeyi anlatırsın. Kız biraz Arel'e benziyor çünkü. Kesin çaktırır yoksa, tamam mı? Başlıyoruz. Merhaba Safiye teyzeciğim. Merhaba canım. Aa, ayakkabılarına girme. Bak evi yeni temizledim. Çekil be. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk canım. Hoş geldin aşkım. Aşkın diyecektin herhalde. Ben ne dedim? Aşkım. Ne dedim? Aşkım aşkım. Anam. Ne güzel birbirlerine aşkım diyorlar ya. Vallahi ben nişanlıyken böyle değildim ya. Tabii. Evet. Ya. Bu kızın eli ayağı da düzgün. Ne iş var bizim bu salakla? Sen öyle deme benim oğluşuma. Kızım hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Biz deyiz. Otursana, ayakta kalmayız. İyiyiz. Çok şükür de. Nehir'cim hadi siz aşkımla çay doldur. Ya baba misafir ya. Sen git getir. Ya baba bir zahmet yardım etsin. Ya ilk günden görümcelik yapma ya. Ayıp ya. İki seferde getirirsin. Otur kızım buraya. Bizim oğlanla nasıl tanıştın? Eren'le mi? Bir kere sen okul çünkü bizi terk etmişti. Sapık sandık. Ha. Aşkının peşinden gitmiş ya. Evet evet. Bir kere okul çıkışıyla bile bir saat ediyorsan ona dön. Aşkın gözü körmüş. Eren'in gözü kör. Miyop var onda da gözlük takmak hoşuna gitmiyormuş ve şekli bozuluyormuş falan filan. O yüzden dalmıştır, o ayırt edememiştir. Beni biliyorsun ama tersim pis. Gözüm döndüm böyle, elim arkam, hiçbir yeri göremiyorum ben. Tamam oğlum, salak salak konuşma, kızın yanında rencide etme. Tamam. Baban ne yaşıyor? Şuna da duz atın azıcık. Babam araba tamircisi. Nerede? Şurada, şu köşede. Kardeşler okul. Evet, babamla amcam kardeşler. O yüzden birlikte işletiyorlar. Gönlük Hanım kardeşi. Ya ben şeker kullanmıyorum ya. Sakin ol oğlum. Allah Allah. Oğlum siz bunu da bayağı inan aşağısına gel. Senin de onun da böyle 3-5 bir tatlı eksik yani ha. Deme benim oğluşum öyle. Köşedeki yerde tamirci demek babam. İyi, güzel. İbrahim Usta. Evet. Ne oldu? Hayırdır, bir gerildin, bir şey mi oldu? Yok yok, bizim oğlan ya, her şeyi de biliyor değil mi? Hey atlam çapkına. Babam mı? Yok kızım, biz onu demedik. Ha o zaman amcam, hani beraber işletiyorlar ya, amcam yengemi aldı köşede, öyle bir şey mi var? Eren, bir tencere yuvarlanmış kapağını mı şu an? Helal olsun sana, bayağı yanlaştınız. Öyle deme, kızım biz öyle söylemek istemedik. Zaten öyle bir şey varsa da büyüklerin işlerine karışılmaz. Nehir'cim siz ders çalışmaya gitmiyor muydunuz? Evet. Ya durun ya. Eren'le çalışsın. Sen de neye çalışıyorsun? Ya baba ben unuttum ya. Interpol'ü falan. Oğlum gayet unutman normal. Öyle bir konu yok ya. Ya yanlış söyledim. Poligonlar falan iyi değilim ben ondan. Oğlum tüm sureleri okuyup cennete girmeye mi çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Manyak ya. Ya işte görüyorsun, kalmamış hiçbir şey kafasında. O yüzden canım benim. Ay şunun tatlılığına bak. Nehir'i ders çalıştırmaya geldi aşkım. İyi. O zaman ben gideyim bir şeyler alayım, böyle cipsimiz atıştırsın. Biraz da vitamin alayım şu kullanır. Arabanın anahtarı ne? Yok baba ya, bu evin erkeği benim. Bir şey alacaksa erkek var bu evde, erkek. Abartma yavrum, böğrüne geçtin. Bak evde her şeylerimiz var. Hiçbir şey almana gerek yok. Zaten kivileri falan çürüttünüz hep orada. Her şeyimiz var. Geç otur. İyi. O zaman şey yapalım ya. Madem hep böyle beraber toplandık. Kızım yeni bir araba almışsın cillop gibi. Daha birinci taksitini ödemedim. İkincisini ödeyeceğim. Bugün ayın kaçı? 2. Daha 13 günlüğü var. Ondan sonra ikinci taksit de bitiyor. Binelim arabamıza, gidelim karşıya. Yiyelim güzelce yemeğimizi, çayımızı içelim. Akşama çalışırsınız ya. Yok baba, olmaz. Hepimizin proje ödemimiz var. Evet ben de olur demek.
vermeye çok isterim. Aslında ben size kalmak istiyorum. Benim çok fazla vaktim yok. Ben size kalmak istiyorum. Babam izin verdi. Acaba siz bir ara bir izin alsanız olur mu? Bizde kalman için babandan izin alayım. Evet, ne olacak? Bir yatağa sığışırız zaten. Nereye sığışıyorsunuz oğlum siz? Koyun oyunu oynuyoruz. Öyle bir şey değil. Şimdi şöyle bir... Ayrı yataklarda aynı koyunu sayma yöntemi. Aynı koyun koyuna denk gelince uyuyakalıyorsun. Avrupa'da çok yaygın bilinen bir sistemmiş, biliyor musun? Uykusuzluk için çok iyi diyorlar ya. Yani o kadar iyi salladın ki. Yani o kadar entelektüel bir yalan attın ki az daha inanacak. Bunu sonra seninle tek edip güzel güzel konuşacağız. Yani kızım kusura bakma ama benim de nur topu gibi bir kızım var. Yani şimdi kararsız kaldım, bilemedim. Arasam mı aramasam mı bir yani bir Eren bilmiyorum. Bir baksana. Kim geldi oğlum? Yanlış numara ya. Telefon mu oğlum bu? Salak! Açsana kapıyı. Bunu hastanede kaybettik. Bu değil. Bir an bozdu lan. Baba. Kızım. Senin ne işin var burada ya? Arkadaşıma geleceğim demiştim ya sana. Ha, o arkadaşın bu muydu ya? Baba aşkının babası. Buyurun buyurun lütfen. Oğlum niye demiyorsun önceden ya? Merhaba efendim, Faruk ben. Ben mi? Buyurun oturun. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz efendim. İyiyiz. Sağ olun. Oğlum efendim ben hasta gelmeyecektim. Gelmeyecektim. Telefonla sizi arayacaktım. Ben de. Ben tam elimi aldım ama arasam mı aramasam hep kararsız kaldım. Ben çok dedim. Ben çok dedim. Kesin ayrıldım. Telefonu çıkardım, tuşluyordum. Ben Eren'e kızdım. Ben çok kızdım. Hatta belinde kemer izleriyle adım yazdı. Ama bilmiyorum tabi siz olaylar ne kadar hakimsiniz ama ben olayların tamamına hakimim. Eren bana bütün her şeyi anlattı detaylarla. Bütün detayı koyun koyun adamı. Yok. Gel orada detayını hatırlatma baba. Tabi çok şey yapmamak lazım, yüzdelememek lazım. Tabi tabi. Gençle efendim. Gençlikle normal bir şey. Yani olur böyle. Şu an ne oluyor ya? Ben sonra anlatacağım sana. Efendim ben aslında şey demek için gelmiştim. Bir gün daha kalan değil mi acaba? Kalsın babaya olacak. Oğlum ya heyecanlı belirdin, sakin ya. Efendim gençler tabi kanlar kaynıyor. Bir an önce olsun istiyorlar. Olur mu lan bu? Oğlum boynu boyuna denk geldi. Yok, yok, ne oluyor lan? Hayır saçmalama, öyle yok saçmalama. Değişik değişik konuşuyorlar. Neyse efendim ben bunu söylemek için gelmiştim. Ay adam dedim ama dedim bir gireyim yüzle konuşayım. Ben evet. Müsaadenizi istemiyor baştan. Tamam. Ama şey... Yarın sabahtan. Şey tabii yaparız. Tabii sabahtan hallederiz. Neyi hallederiz? Gelip alabilirsiniz. Hemen vereceğiniz ürünü. Ne yapayım kardeşim, tuşsunu mu koyacağım? Oğlum bana bak, bu kızda bir numara yok değil mi lan, hemen veriyorlar. Bu işler aceleye gelir diye. Yani, neyse yani. Efendim, iyi günler. Ha bu arada unutmadan 10.200 lira ödemesi vardı. Tamam orada. yaparız ya hadi. Tamam oğlum ben biraz ağırdan sat kendini ya, sakin ol ya. Ya beyefendi kusura bakmayın da ya bu fiyatta bu devir ya olmaz abi, bu fiyatta. Ne yapayım ya? Hadi senin için 10.200 değil 10.000 yaparım. Ama valla piyasası bu. Hem hiçbir masraftan kaçınmadım. Baştan aşağı yerledim ya. Oğlum kız komple estetikmiş lan. Ya beyefendi güldük eğlendik tamam artık geçti. Yani bu devirde başlık parası kalmadı ya. Ne başlığı ya? Ben başlığı değiştirmedim ki. Bekler patlamıştı, onları değiştirdim. Kaportada bir yamulma vardı, onu düzelttim. Bir de kaputun üstünü temizledim, o kadar yani. Ne diyorum? Ne pis diyorum? Ne pis bir ilişkiniz varmış lan siz? Ne? Yok öyle demek istemedim. Efendim bir problem mi var? Evet, yani bir problem var yani. Ben de bir kız babasıyım sonuçta burada. Yok 10.200'ü, yok 10.000'i, yok Airbnb patlamış da taputun şey yaptım da filan. Ne pis muhabbetler ya. Siz nasıl bir gevşeksiniz ya? Yok abi. Ya kusura bakmayın da ben sizinle dünür mürür olamam ya. Kardeşim sen ne diyorsun? Ne gevşek? Ne deniyor kızım bu da? Babacım neyi bana anlatacak sonra? İstersen sen de anlatırız. Bir saniye. Bir dakika. Ya siz... Bir dakika. Ne dönüyor orada? Fısır fosur fosur. Ne konuşmuyorsunuz ya siz? Ya yeter ya. Ya sıkıldım ya. Her gün arkamdan bir dolap ya. Ya her gün farklı bir iş çeviriyorsunuz ya. Lan şu evde bulduğum huzuru arabada bulamıyorum ya. Yeter sıkıldım ya. Bavuluma toplayacağım her şeyimi. Bineceğim arabama gideceğim ya yeter ya. Abi sen nasıl arabana gidiyorsun? Senin araban bende. Benim araban niye aha sen? Aha abi sen de bu senin araban değil mi? Aha bak şu fotoğraflara. Ne olmuş lan arabama? Bak şu hasaya bak şuna. Abi şu ilk haline bak arabaya bak. 3000 çıkardı abi. Eren ne olmuş arabamıza? Aa. Kim yaptı bunu? Aa. Söyle. Aa. Abi oğlun yaptı zaten. Dedi abi arabayı çarptım yapar mısın dedi yaparım dedim. Bugün yetişir mi dedi. Yetiştireyim dedim yetiştiremedim. Onun için gelmiştim ya. Faruk bak. Ya sakin ol bak canın geleceğine. Yok valla bir şey olmaz. Ama dur. Yok dur. Gel lan seni nereye denk verin. Gel lan. Nasıl öyle lan?